verdu. Bağdat kafe, varamadım hala. Bağdat kafe. Bağdat kafe, Bağdat kafe, Bağdat kafe, Bağdat kafe. Teşekkürler. Yokuşunda büyük düşler bekler her köşe başında. Olmaz gitme diyenlerin tam karşısında. İstemeden kırdığın insanlara bulunmaz ki her ihtiyacında, her zaman yanında. Küskün olduğun kendinsin aslında. Çoğu zaman fark etmesen de aynanın karşısında. Bana sorman nasıl kalktım durdum ayakta. Bilmiyorum tekrar nasıl döndüm hayata. Senden tek bir... Çok yorgunum.
Ler o şimdi beni. Çok geç kaldım. Buluşmam lazım Bağdat kafede. Bağdat kafe. Varamadım hala Bağdat kafe. Varamadım hala. Yolumuz uzun yavrum, sen Leyla ben Mecnun. Maksat Bağdat, Babil'in kulesi. En kolay yol çöp, en kestirme. Lakin yaşlı kahin der dur gitme. Yeni Bakış Web TV izleyicileri, biliyorsunuz ülkemizde son günlerin en çok konuşulan konusu vicdani red. Bugün Lefkoşa'da vicdani redle ilgili bir organizasyon düzenleniyor. Burada hem vicdani reddini açıklayanlar var, hem de organizasyona ve vicdani redde destek sağlayanlar var. Burada bugün bu arkadaşlarla hem vicdani reddini açıklayan 3 arkadaşla hem de bugünkü organizasyonu düzenleyen bir arkadaşımızla vicdani reddi konuşacağız. Hem nedenlerini hem de bundan sonra neler beklediklerini konuşacağız. Önce mikrofonu Halil Karapaşaoğlu'na uzatıyoruz. Evet Halil, çok konuşuldu vicdani red. Son günlerin de popüler konusu aslında basın için. Vicdani red sadece bizim ülkemizde değil, yurt dışında da bizim ülkemizdeki vicdani red ses getirdi. Birçok yerde konuşuluyor. Neler söyleyeceksin ve tabii ki birçok açıklama yaptın ama bundan sonraki aşamalarda ne olmasını bekliyorsun ve istiyorsun? Evet. Dediğiniz gibi özellikle kuzeyin her tarafında tartışılmış bir konu oldu. Vicdani red büyük bir yankı uyandırdı. Bence bu yankı uyandırmasının en önemli sebeplerinden biri aslında bu toplumun büyük bir sorunu olduğunun göstergesidir. İnsanlar, bazı insanlar, bazı çevreler bunu anlayamıyor ve anlamak istemiyor. Eğer toplumun acısı olmasaydı, toplumun bir meselesi olmasaydı kim isterse istesin bu kadar gündeme taşınmazdı. Bunun yanında güzel bir olay daha var. Adanın güney kesiminde bu konuda tartışılmaya başlaması. Güneyde de basın bu konuyu, vicdani red hakkını kendi coğrafyaları için tartışmaya başlamıştır. Bu bizim için çok önemlidir ve anlamlıdır. Biz güneyden 17-16 yaşındaki arkadaşlarımızdan mesajlar alıyoruz. Vicdani redlerini açıklamak istiyorlar. Neler yapabileceklerini bize soruyorlar. Bu da çok anlamlıdır. Bu sadece adanın kuzeyinde olmuş bir şey değil. Adanın güneyine de sıçramış durumdadır. Yunanistan'dan mesajlar alıyoruz. Türkiye'den mesajlar alıyoruz. Bu Orta Doğu için Kıbrıs biliyorsunuz ki Orta Doğu için çok önemli bir yere sahiptir. Orta Doğu gibi bir coğrafyada bu konuların tartışılması, savaşların olduğu bir coğrafyada silahsızlanmaya konuşmak, ordulardan bağımsız bir yaşamı düşlemek çok önemlidir, anlamlıdır. Bundan sonraki sürecin ne olacağını açıkçası bilmiyoruz. Bekliyoruz biz de. Pazartesi ödemeyeceğimizi, bize kesilen 2000 TL para cezasını ödemeyeceğimi dile getirmiştim. Bundan sonraki süreç devlete kalmış. Devlet ne isterse o olacak.
biliyorsunuz bizim bir kampanyamız var ve o kampanyamızda Muhammed Ali'nin çok güzel bir sözü var. Orada diyor ki, bana diyorlar ya askere gideceksin ya da cezaevine gideceksin ama ben adalet istiyorum. Bizim durumumuz da Muhammed Ali'nin durumuyla aynı değil. Biz de adalet istiyoruz. İki seçenek yoktur. Üçüncü seçenek vardır. Üçüncü seçenek de adalettir. Peki şimdi mecliste bir askerlik değişiklik yasası ile ilgili bir çalışma yapıldı. Evet. Meclise aktarıldı ama sanırım geç kalındı. Senin konunla ilgili en azından geç kalındı. İstinafa gidecek misin bu kararla? Gittik. Cuma gün biz istinafa gittik. O süreç de başlatılmış durumdadır. Bunu ya bugün ya yarın kamuoyuna duyuracağız. O şeye girişimi yaptık biz. Teşekkür ederiz. Sana bol şanslar diliyoruz. Şimdi yine vicdani reddini açıklayan Basın Sen Genel Başkanı Sayın Ali Kişmir'de mikrofonu ona uzatacağız. Sayın Kişmir, şimdi bir taslak hazırlandı vicdani reddle ilgili. O taslağı sanırım okudunuz. O taslak yeterli mi? Veya o taslakta istediğiniz değişiklikler var mı? Onunla ilgili bir bize yorum yapar mısınız? Tabii yasa taslağının meclise gelinmesi çok önemliydi. Yani biz olumlu bir adım olarak bunu değerlendiriyoruz. Taslağı okuduk. Taslakta elbette ki bizim de isteyeceğimiz değişiklikler vardır. Bu değişiklikleri kurulacak olan komiteyle birlikte değerlendireceğiz. Bu komitede bizler de yer alacağız. Evet, sanırım müzik. Tamam. Bu komitede bizler de yer alacağız. O nedenle oradaki komitede ilgili yasayla çalışmalarımız olacak komiteden önce. Orada eksikliklerini bizim olması gerektiği noktaları, yani bizim için olması olmaz denilen bazı noktalar var. Onlar için gerekli hukuki çalışmaları da yapıp komitede yer alacağız ve bu düzenlemenin daha insan haklarına uygun bir şekilde, daha Avrupa normlarına uygun bir şekilde yasanın geçmesi için bir çalışma yapılacak. İnanıyoruz ki bizim de görüşlerimiz ve taleplerimiz dikkate alınacaktır. Zaten komite başkanı da bu doğrultuda bizlere bunun böyle olacağını söyledi. Tabii biz şimdi şu anda yasayı bir kenara koymuş durumdayız. Çünkü önceliğimiz Halil'in durumudur. Halil biraz önce bahsetti. Pazartesi günü o parayı ödemeyecek Halil ki bu çok doğru bir karardır. Verilen mücadelenin ne kadar doğru olduğunu gösteren bir karardır. Çünkü o parayı ödemek demek, çünkü bazıları bunu anlamakta zorlanıyor. O parayı ödemek demek aslında ben suçluyum, suçumu kabul ediyorum demektir. Biz hiçbir şekilde suç işlemiyoruz. Halil de hiçbir şekilde suç işlemiyor. Bir insan hakkı olan bir şeyi, dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde uygulanan bir vicdani red hakkının Adana'nın kuzeyinde de uygulanmasını istiyor. Dünyada 3-4 tane ülke vardır uygulanmayan. Onlardan bir tanesi de biziz. Bir tanesi de yanı başımızdaki Türkiye'de ki Halil biraz önce söyledi çok güzel, Adana'nın güneyinden mesajlar geliyor bizlere diye. Türkiye'den de çok güzel dayanışma mesajları geliyor. Çok güzel açıklamalar var. Bunlar bizi hem mutlu ediyor hem gururlandırıyor. Oradaki mücadelenin de bizim verdiğimiz, burada verdiğimiz mücadeleyle kıvılcımlandığını görüyoruz, hareketlendiğini görüyoruz. Çok yakın bir dönem içerisinde Türkiye'de de vicdanla ilgili birçok eylem ve birçok tartışma konusu görebiliriz. Elbette ülkemizde tartışılması şu anda vicdanla reddin önemlidir. Ancak bir yandan da tabii ki 2019 yılında vicdanla reddin hala daha tartışılıyor olması, bir insan hakkının hala daha tartışılıyor olması da ayrı bir ironidir ülkemiz için. Bugün tabii buraya gelecek olan insanlarımız var ama ülke geneli için konuşacak olursak şunu söylememiz gerekiyor. Belki de çok değişik, yani toplasak bütün vicdani reddiği savunan insanlarımızı toplasak veyahut da destek veren insanlarımızı toplasak, bir yuvarlak masa yapsak o kadar kalabalık insanı, eminim ki çok farklı ideolojiler, çok farklı görüşler, çok farklı fikirler ortaya çıkacaktı. Ama en güzel şey nedir bilir misiniz? Bizi birleştiren bir nokta var.
O da insan hakları, en önemlisi insan hakları ve özgürlükler. Bu konuda bu konu bizi birleştiriyor. Bu da Kıbrıs Türkler açısından çok önemliydi. 26 Ocak'ta biz bunu göstermiştik. 22 Ocak'ta Afrika Gazetesi'ne yapılan saldırı, meclisin damına çıkılması, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya karşı yapılan hakarette 26 Ocak'ta nasıl birçok kesim birleşmiş ve belki de tasvir etmediği bir manşet için, belki de hiç beğenmediği bir meclis için veyahut da yok saydığı bir meclis için veyahut da Cumhurbaşkanı nitelemediği bir insan için de sokağa çıkan kesimler vardı. Veyahut da tam tersi bunları sahiplenen kesimler bir arada yürüdüler. Neden yürüdüler? İfade özgürlüğü için yürümüşlerdi o gün. Bugün de insan hakları için bir mücadele veriliyor. Bu konuda da toplumun büyük bir çoğunluğunun bugün bir arada olması ve aynı sesi vermesi bizler açısından çok önemliydi. Halil'in de söylediği gibi eğer bugün bu ülkede bu konu bu kadar çok tartışılıyorsa demek ki çok önemli bir konunun üzerindeyiz. Çok önemli bir konunun gelişimindeyiz. Bu da hükümetin omuzlarına büyük bir yük bindiriyor. İnanıyoruz ki verdikleri sözü tutacaklar ve bu yasa tasarısı meclisten geçecek tabii, ama söylediğim gibi bizim için en öncelikli konu Halil'in konusudur. Meclisin af yetkisi vardı. Daha önce bunu Arif Hoca için uygulamıştı. Yine bu konuda da af yetkisini de uygulayabilir. Veyahut da çıkar yargımız mecliste olan yasa tasarısını öngörerek yürekli bir adım atıp bu tutuklama kararını engelleye ya da erteleye bilir meclisteki yasanın ne olacağına bakarak. O nedenle bu kısa süre içerisinde bazı adımlar atılmasını bekliyoruz. Çünkü bu adımlar atılmazsa demokrasi tarihimize karabiyle kadar sürülecek. Evet, tabii pazartesi günü önemli bir gün. Halil için bir karar verilecek. İçeri mi gönderilecek yoksa bir çözüm mü bulunacak, onu da hep birlikte göreceğiz. Evet, sevgili Serkan Soyalan var, benim mesai arkadaşım. Sık her gün bir programa da birlikte çıkıyoruz. O da vicdani reddini açıkladı. Çok kısa bir soru soracağım. Zaten konuyu herkes biliyor. Sevgili Serkan, bu ülkede barış yanlısı birçok sendika var. Birçok kurum, kuruluş, dernek var. Hatta siyasi partileri de bunun içine katarsa. Sence barış yanlısı ve ki biliyoruz tamamı vicdani redde destek veriyor. Sendikalardan, kurumlardan, siyasi partilerden gereken desteği gördünüz mü? Samimi bir cevap istiyorum. Taraf olma lütfen. Şimdi tam bir tarafa sordunuz. Hukukçu abi soruyor. Yani tabii şunu söyleyelim. Farklı kesimlerden birçok destek gördük bu süreçle ilgili. Ummadığımız kesimlerden bizzat kişisel anlamda gelen mesajlar da vardı. Bunun da burukluğunu yaşadım, ancak anlatınca insanlara vicdan iret konusunun tam anlamıyla ne olduğunu ve ne istediğimizi, dünyadaki örneklerini ve neleri beraberinde getirdiğini insan hakları noktasında birçok insanın da anladığını düşünüyorum bu son haftada. Ve ben bu soruya umut kırmadan aslında şöyle söyleyelim. Yavaş yavaş bu yönde bir düğme kazandık, bir yol alıyoruz. Tasarımın meclise gelmesi zaten büyük bir adımdı. Önemli olan güzel sonuçlanması ve artık vicdani reddini uygulayan ve insan haklarından dolayı insanların hapse düşmemesi konusunda biz tüm duyarlı kesimleri de mücadeleye bekliyoruz diyelim. Nafizi isterseniz alalım. Çünkü biz sürekli konuşuyoruz bunları. Mikrofonu sevgili Nafiz'e uzatalım. Nafiz, bir organizasyon düzenlediniz. Biraz bilgi verir misin bu konuyla ilgili bize? Şöyle kısaca özetleyeyim ben. Halil'in tabii içerisinde bulunduğu durum yurt içinde ve yurt dışında etkili bir infial yarattı. Yine yurt dışında çok güzel destekler verildi. Güzel bir süreç başladı. İnsanlar bu konuda bilinçlenmeye, bilgilendirilmeye başladı. Biz de tabii ki duyarlı sanatçılar olarak bir araya gelip her zaman insan hakları ve adalet, barış konusu söz konusu olduğunda her zaman ses çıkardığımız gibi bu konuda da en önde bu davanın nefellerinden biri olmayı taraf olarak kendimize uygun görüp seçtik. Halil'in de bahsettiği gibi bu hakkın ne olduğunu, neden bu hakkı savunmamız gerektiğini hala da anlamayan arkadaşlarımız var. Biz dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu hakkın neden bizi savunduğunu, neden bu hakka ihtiyacımız olduğunu ve neden savunmamız gerektiğini anlatmaya devam edeceğim. Teşekkür ederiz. Evet, Yeni Bakış Web TV izleyicileri, aslında temel bir insan hakkı olan
vicdani redle ilgili hem vicdani reddini açıklayan hem de bir organizasyon düzenleyen arkadaşların görüşlerini aldık. Sizleri bugünkü organizasyonun görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın. Bana sorma nasıl kalktım durdum ayakta. Bilmiyorum nasıl döndüm tekrar hayata. Senden tek bir isteğim var aslında. Ayrılsak da sarılarak daha güçlü bir şekilde geçiyoruz. Bu ülke demokrasisi için önemli bir süreç. Bizim için önemli bir sınav. Bizim insanlarımız için. İnsan hak ve özgürlükleri konusunda ülkenin yapması gereken bazı açılımlar var. Bu sadece vicdan ile ilgili değil. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili olabilir. Ekolojiyle ilgili olabilir. Mültecilerle ilgili olabilir. İnsan hak ve özgürlüklerini konuşmak özellikle bu yüzyılda biraz garip hissediyor tabii ki. İnsanı garip hissettiriyor. Çünkü biz yüzyılları geçtik ve öyle geldik buraya ve hala en temel olan şeyleri konuşuyoruz. Ben hep şeyi düşünmüşümdür. İnsan kavram olarak insan hakkını düşürmek aslında bir utanç. Çünkü insanın egemen olduğu bir dünyada insanlar hala mağdur oluyor. Farklı kesimlerden dostlarımız var burada. Farklı kesimlerden arkadaşlarımız bize destek veriyor. Bu çok anlamlıdır. Herkese geldiği için çok teşekkür ederim. Umarım bu süreç en verimli şekilde, en mutlu şekilde kazanılacaktır. Çok sağ olun, teşekkürler. Hepimizin hakkıdır ve haklara da sahip çıkılması gerektiği kanısındayım. O yüzden de buradayım.
Vallahi kendimi tanıdım tanıyalı. Müziğin içinde olduğum dönemler içerisinde bir şarkı vardı. O şarkıyı da devamlı söylüyoruz ama bir şey değişmiyor. Yine söyleyeceğim, umarım değişir. Hepimizin bildiği bir şarkı. Gözlerinde çalınınca şarkılar, dağlarda dört mevsim birdenbire açar. Her gözlerinde şarkılar çalsa, yaman olurdu dünya bir anda. Her an gözlerinde şarkılar çalsa, yaman olurdu dünya bir anda. Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. Sen uyu, ben rüyalara dalayım, dünyaya mavi çiçekler ekeyim. Sen uyu, ben rüyalara dalayım, dünyaya mavi çiçekler ekeyim. Mesela elimde sihirli bir değnek, ucunda güzel günleri getirecek. Mesela elimde sihirli bir değnek, ucunda güzel günleri getirecek. Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. La 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 la. Güzel günler gelsin artık ya.
günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası.